Değerli yurttaşlarım, bugün sizlerle deprem sonrası alınması gereken önlemleri konuşmak istiyorum. Görüyorum ki Erdoğan seçim telaşı içerisinde birçok yanlış adım atıyor. Görüyoruz ki birileri depremin engasından zenginleşme peşinde. Oysa ülkemizde depremin yarattığı tahribatın ötesinde çok daha büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Ve bu tehditleri aşmak için doğru adımları atmak zorundayız. Zafer Partisi olarak biz sizlerle bugün bu doğru adımları paylaşmak istiyoruz. 1. Bölgedeki depremin bilimsel temelli değerlendirmesi için yer bilimci, kent bilimci, köy bilimci, sosyolog, ziraat mühendisi, kamu yönetimi uzmanı, halk sağlığı uzmanı, psikolog ve psikiyatristlerden oluşacak iç ve dış güvenlik uzmanlarıyla takviye edecek bir afet bilim kurulu oluşturulmak zorundadır. 2. Bölgedeki resmi, gayri resmi tüm faaliyetleri koordine etmek üzere görev süresi 1 yıl ile sınırlı olmak üzere. Ya da olağanüstü hal devam ettiği sürece daha kısa, 3 ay, 5 ay bir olağanüstü hal valisi tayin edilmelidir. 3. Tüm varlığını göçük altında bırakan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kereliğe mahsus ve geri ödemesi olmadan 25 bin TL destek verilmelidir. 4. 2022 yılında ödenmemiş olan dahil 2023 yılına ilişkin emlak vergileri, motorlu taşıtlar vergileri, gelir vergileri, kurumlar vergileri, kira stopajları ve peşin ödenecek diğer vergiler bu bölge için sıfırlanmalıdır. 5. Bölgede yapılan alışverişlerden 2023 boyunca hiçbir KDV, ÖTV, ATV, gelir ve kurumlar vergisiyle stopajlar ve sosyal güvenlik prim payları alınmamalıdır. 6. Deprem bölgesinde yaşayanlar hariç ülkede bulunan tüm sığınmacılara verilen sosyal desteklerin tamamı hemen kesilmelidir. 7. Deprem bölgesinde vefat eden memurların maaşları hiçbir kesintiye tabi olmadan ailelerine tahakkuk ettirilmeye devam edilmelidir. Bunlar şehit oldular. 8. Her ay hane başına asgari ücretten az olmamak ve hanede bulunanların sayısına göre arttırılmak suretiyle bir ücret tahakkuk ettirilmelidir. Bu fasıldan ödenecek miktarlar bütçemizin cari transferler kaleminde yer alan yurt içinde bakanlıklar üzerinden, yurt dışında TİKA üzerinden ödenen tüm miktarların sonlandırılması suretiyle karşılanmalıdır. 9. DASK tarafından sigortalanmış konutlara ait sigorta bedelleri toplu konut fonuna toplanmalı ve bu fonlarda kullanılarak bölgede yapılacak tüm konut ve yerleşim birimlerine hiçbir bedel tahsil edilmeden hak sahiplerine teslim edilmelidir. 10. Banka kredisi alınmış konutluların durumuna bakılmaksızın bankalara olan borçları ve bölgede yaşayanların kredi kartı borçları hemen silinmeli. Silinen miktarlar kredi garanti fonu ve tasarruf mevduat sigortası fonundan ilgili bankalara ödenmelidir. 11. Konteyner kentlerin oluşturulması sırasında okul, çok amaçlı sağlık ocağı, muhtarlık, nüfus müdürlüğü gibi kamu sosyal hizmet binaları ile market ve diğer sosyal tesisler hızla inşa edilmeli. Okullarda hiç vakit kaybetmeksizin yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Bölgede insanlarımızın kalışı okulların derhal açılmasına bağlıdır. 12. Bölgedeki canlı hayvan varlığından ayakta kalanların telef olmaması için tüm bölgeye yem desteği sağlanmalı. Yem desteğiyle sürdürülemeyecek faaliyetler için diğer bölgelerdeki çiftlikler devreye alınmalı ve canlı hayvanlar buraya nakledilmelidir. 13. Nakledilmesi uygun olmayan veya fiziksel olarak uygun olan erkek, hamile olmayan, dişiler, süt vermeyen vesaire hayvanlar için et ve süt kurumu alıcı olarak bölgeye hemen yollanmalıdır. 14. Hiçbir şekilde emlak devrine, gayrimenkul devrine izin verilmemeli. İş yeri, konut, dükkan, arsa, tarla gibi varlıkların satılması en az 6 ay durdurulmalıdır. Biz buna ilk önce 3 ay dedik ama gelişmeleri izledik, 6 ay olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Zafer Partisi olarak sizlerle bu önlemleri saygıyla paylaşıyoruz. Umarım bu önlemlerden ders alacaklar da çıkar.